Amerika'nın batısında Kaliforniya eyaletinde yangınlar yaz mevsiminin alışık görüntülerinden. 1 Temmuz ülkede yangın sezonunun başladığı tarih olarak değerlendiriliyor. Ancak 2021 önceki yıllara kıyasla biraz farklı. Yangınlar sadece Kaliforniya'da değil, ülkenin batısında Oregon, Washington eyaletleri dahil birçok bölgede etkisini gösterdi. Yangınlar Delaware eyaleti büyüklüğünde bir ormanlık alanı kül etti. Dumanlar ülkenin doğu kıyılarına ulaştı. Yangınlar sınırın karşı tarafında, ülke tarihinin en yüksek sıcaklıklarının yaşandığı Kanada'da da etkisini gösterdi. Büyük Okyanus'un ortasındaki Hawaii eyaletinde durum farklı değildi. Eyalette rekor boyutta orman yangınları görüldü. Binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Sadece Kuzey Amerika değil, Avrupa, Akdeniz, Sibirya, Çin, dünyanın çeşitli bölgelerinde mevsime göre sıra dışı doğa olayları vardı. Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde daha önce pek görülmeyen boyuttaki orman yangınlarıyla, Rusya'nın soğuğuyla ünlü Sibirya bölgesinde artan orman yangınları, Avrupa'da can kayıplarına neden olan seller, aynı dönemde farklı iklim koşullarına artık daha sık rastlanıyor. Uzmanlar son dönemde yaşananlarla ilgili olarak küresel iklim değişikliğinin geldiği boyuta dikkat çekiyor. Küresel temelde düşünecek olursak son dönemde çok şiddetli meteorolojik olaylar yaşadık. Kanada'da 49,6 ile en yüksek sıcaklık ölçüldü. Gelişmelere bakıyoruz ve açıkçası şok edici. Öyle bir gelişme ki iklim sistemine insan etkisi olmadan açıklanamayacak bir durum. Bazı özel olayları iklim değişikliğiyle ilişkilendirmek zor olabilir elbette ama yine de tahminler çok net. Özellikle sistemde daha sıcak enerji birikmesi ve atmosferin daha fazla suyu tutabilmesi, daha fazla fırtınayla karşılaşıyor olmamız, daha fazla olağan dışı hava olayları, daha yoğun yağışlar, kuraklığın daha da artması ve deniz seviyelerinde tahminlerin üzerinde artışlar, bunlar çok net. Uzmanlar Türkiye'de can kayıplarına neden olan yangınlarda özellikle ısı yoğunluğuna dikkat çekiyor. Uydu verilerine göre Türkiye'deki yangınlardaki ısı yoğunluğu öncekilerin 4 katı. Avrupa Birliği Kopernik Atmosfer Gözlem Servisinden Mark Parrington'a göre bu veriler son 19 yılda karşılaştırıldığında olağan dışı. Parrington, Antalya ve Mersin'deki yangınların dumanlarının Kıbrıs'ta hissedildiğine dikkat çekiyor. Türkiye'deki 60 yıllık sıcaklık rekoru Temmuz ayında 49,1 dereceyle Cizre'de kırıldı. Antalya'da normal sıcaklıkların 5-6 derece fazlası hissedildi. İklim uzmanları özellikle Akdeniz'in insan etkisiyle artan sıcaklardan ve değişen yağmur oranlarından sert şekilde etkileneceğini tahmin ediyor. Birleşmiş Milletler İklim Raporu'na göre de Avrupa'nın güneyinde gelecekte orman yangınların artma riski oldukça yüksek. Avrupa'nın güneyinde bugünlerde de orman yangınları zaten etkili. Yunanistan'ın batısında köyler boşaltıldı. İtalya, Arnavutluk, Bulgaristan'da yangınlara karşı mücadele vardı. Eski kıtada birçok ülke için aşırı sıcaklık uyarısı yapıldı. Uzmanlar yangınların etkili olduğu bölgelerde havanın aşırı sıcak ve kuru olduğuna dikkat çekiyor ve bir hatanın büyük felaketlere neden olabileceği uyarısı yapıyor. Bristol Üniversitesi'nden Dan Mitchell, Avrupa'nın güneyindeki sıcaklığın sürpriz olmadığını ve büyük ihtimalle insan kaynaklı iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirtiyor. Mitchell, en sıcak 10 yılın 2005'ten bu yana kaydedildiğine dikkat çekiyor ve bu yıl Kanada ile Amerika'daki sıcaklara vurgu yapıyor. Amerika'nın iklim değişikliğiyle mücadele temsilcisi John Kerry, dünyanın bu sorunla mücadelede hızlanması gerektiği düşüncesinde. Many scientists, many people have stood up and said, you know, this is existential. Bir süre önce bazı ada devleti liderleriyle görüştüm. Vatandaşlarını nereye taşıyacaklarını belirlemeye çalışıyorlar. Değişimler çok hızlı yaşanıyor. Uzmanlar 2018'de en kötü sonuçları engellemek için 12 yılımız olduğunu söyledi. 3 yılı boşa harcadık. Eğer bu 10 yılda yeterince emisyon azaltamazsak 2050'ye kadar sıfıra ulaşmamız bu koşullarda imkansız.
Hızlanmalıyız. Yaşam için son şans değil ama neden olduğu zararları ve dünyadaki değişiklikleri azaltmamız için son şans. Trump döneminde iklim değişikliğini neredeyse görmezden gelen Amerikan yönetimi, harcanan yılların hızlı şekilde telafisi peşinde gibi görünüyor. Demokratlar bu konuda kararlı oldukları mesajlarını veriyor. Now we've reached a moment and we're going to look back on this moment as a pivotal moment in the world fight against the climate crisis. Bu benzersiz bir fırsat. İklim krizinin kanıtlarıyla çevrelenmiş durumdayız. Batıdaki yangınlar, sıcaklıklar, seller. Nereye bakarsanız küresel ısınma nedeniyle işler daha kötüye gidiyor. Korona çok kötüydü ama iklim konusunda hemen birkaç yıl içinde bir şey yapmazsak her yıl koronadan daha kötü olacak ve her yıl bir öncekinden de kötü olacak. Schumer'ın benzersiz fırsat olarak nitelediği Biden yönetiminin öncelik verdiği altyapı paketleri, paketlerde daha temiz bir çevre için önemli miktarda kaynaklar yer alıyor. Bu mücadelede zafer için belki de sadece yönetimlerin değil, insanların farkındalık yaratma çabası da önemli görünüyor. Tıpkı Londralı tırmanıcı George King Thompson gibi. A week ago I was in Stratford Station and I saw Stratford Station flooded and a photo went viral of it. Bir hafta önce Stratford istasyonundaydım ve su bastığını gördüm. O anda iklim değişikliğiyle ilgili farkındalığı arttırmak istedim. Çünkü yalnızca bir hafta önce Londra çok sıcaktı. Yaşananlar iklim değişikliğinin uyarısı. Bu binaya tırmanmam umarım siyasi liderlerin hemen harekete geçmesinde etkili olur. Thompson'ın tırmanışı İngiltere'de siyasi liderleri bu konuda harekete geçirir mi bilinmez ama dünya liderleri iklim değişikliği konusunda hızlı ve kararlı şekilde adım atmazsa önümüzdeki yıllarda bu ve benzer haberlerin daha sık yapılması kaçınılmaz gibi görünüyor. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington.